أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم هشيل على كلمة 9. hakikattan bir yer okuyacağım. Elhasıl. Şöyle bir mukaddime yapmak istiyorum. Hiç gariplik hissettiniz mi kendinizden bazen? Her zaman olmaz da. Bedende yabancılık hissettiniz mi hiç? Biraz da açar mısın abi yabancılık yapmayı? Yani garibiniz hiç gitti oldu mu elinize ayağınıza bakarak yani? Bazen oluyor yani. Tuhafınız yani bunun neresinde ben varım? Hangisi benim? Yani böyle buna benim yani veya tabii o nasıl anlatacağım? Şimdi her yerde olmak istiyorsun, bir yerdesin, kutunun içindesin. Kutu şu beden kutu. Yani insan gariplik şöyle hissediyor. Sanki arabayı şöyle düşünün. Şöyle arabayı. Dışarıya bakıyorsunuz yola. Biraz da böyle geri gelin. Çerçeve ile beraber bakarsanız o şeyi arkadan. Arka koltuktan. O adamın baktığının dışında baktığı yeri de görüyorsunuz, sistemi görüyorsunuz, onun içinden bakıyorsunuz. Ne bileyim böyle bazen kutudan bakar gibi bakmıyor musunuz? Kutu böyle. Arka koltuktan atla. Değil mi? Kutudan dışarıya bakıyorsun böyle. Kulak veriyorsun. Şimdi böyle bir memleket. Yani ruha çok zıt. Ruh bir anda her yerde olmak istiyor ama bir yerde seni kayıtlamış. Böyle bir beden. Ondan sonra davranışlarını etkileyen dışarıda olduğun zaman yani dış dünyada insanların içine fikrini soktuğun zaman davranışı, düşüncesi değişiyor. Kendine döndüğü zaman da düşüncesi, davranışı değişiyor. Temelde bu yani. Mesela sanayide görürsün öyle. Adam senin 5 para vermediğine tapınıyor. Yani her şeyini feda ediyor. Ben yani şu, namazını terk edebiliyor onun için. Sen belki koca dükkanını bir namaz için feda edersin. Fark niçin öyle oluyor? Bu dışarıda yaşıyor. Onun için böyle oluyor. Kendisini orada tanımlıyor, orada ifade ediyor. Diğer işte başkası da kendisinde tanımlıyor. İçerideki öz değerlerine bağlı. Şimdi diyor ki, elhasıl. Haşr-ı mani hiçbir şey yoktur. Yani şu ne anlatmak istedim bununla alakalı? İnsan ruhu bedene ters. Ama doğduk bebekken alışa bedeni biz zannettik. Buna delil galiba 7 dakikalık bir video yavrular yapmıştı. Erdinç kardeş vermişti bana. Erdinç o da belki dinliyor. Ta 3,5-5 yaşına kadar bebeğin safa safa, saniye saniye böyle parça parça almışlar. Bebeğin bir safasına baktığım zaman ayağına yabancı bir şey yapıyor. Yabancı yani. Ayağına garibine gidiyor. Affedersiniz, özür dilerim. Gaz kaçırıyor, ödü patlıyor. Başka bir şey yani. Elini şey yapıyor, ayağını. Hepsinin yabancı olduğu anlaşılıyor çocuk. Hep alışmaya çalışıyor, nedir diyor. Ayağını şey yapıyor. Ondan sonra anne baba diyor ki bu senin ayağın, bu senin göz, bu senin baban, bu bilmem ne. Geliyor böyle yalandan onlara. İlk önce yabancıydı, doğru oydu. Ayağına, koluna yabancıydı böyle. Ayağını tutuyor, kaldırıyor böyle. Garipsiyor, garip bakıyor. Sonra buna ben diye bedene ben demeye başladı. Bedene ben demeye başladı. Şimdi de uğraşıyoruz ki yaşlanıp şu bedene ben demeyelim. Astımıza, Adem Safiyullah diye geçer Kur'an. Şimdi o sürecin
tamamlayan yer işte ahirettir. Yani kendimi tanımlayan, isteklerimi, arzularımın uygulandığı bir yer. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Var yani fıtratta. Burada kutudasın. Ben buradayım şimdi. Hiçbir yerde değilim başka. Ama fıtratımda bu yok. Ha işte uygulandı orası. Peki ahiretin olmaması için ne gerekçe var? Diyor ki yani ikinci bir hayat, ahiretin mani yani olmaması için mani hiçbir şey yoktur. Niye yoktur ahiret? Niye olmasın? Hakikaten yani niye olmasın? Yani çok güzel ustad misal veriyor. Dünü yapmış. Şimdi sorsam dün vardı ya dün. Onu yapan zat dün koca dünyayı. Yarın yapamaz mı? Yani benzeri de aynısı yani. Dünü yapan, bugünü de yapmış. Yarın yapabilir mi? Ne düşüneyim ki? Yarın da yapar yani benzeri. Dünyayı yapmış. Ruh hiç bu bedene uygun değil. Buraya koymuş. Ruhu yapan, ruhtan daha kolaydır ahiret yapmak. Ruh daha cami, daha karmaşık. Yani bu kadar bir çip yapmak, bu kadar bir CD yapmak. CD her devlet yapar ama çip her devlet yapamaz. Bu kadar minnacık bir çipe koymak. İşte ruh böyle bir şey. 18 bin alemi içine almış. Artı 18 bin alemde olmayan tecilliler de var. Zati tecilli. Ahiret ise 18 bin alemden bir alem. Cennet, cehennem, ahiret 18 bin alemden bir alem. İnsan ruhu ise 18 bin alem. Bunu yapan, bunun açılımını yapması mani. Niye olsun ki? Zaten yapmış, en zoru yapmış. Ruhu yapmış yani. Yani mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise, yani lazım mı? İhtiyaç mıdır ahiret? Her şeydir. Ahiret ihtiyaç mıdır? Ne dersiniz? Halit ne dersin? Ahiret ihtiyaç mıdır? İnanmak, ahirete inanmak veya ahiretin böyle bir yer olması ihtiyaç mıdır? Sence ihtiyaç diyeceksin de niye? En ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilen diyor ya abi, istikbali de ahireti bizim için hazır eden. Bütün taleplerimiz onu. Ben en gizli hatıratımın uygulandığı bir yer. İstiyorum abi. Uçmak istiyorum mesela. Fıtratın bir yer karşılığı olması gerekiyor. Yani. Olması lazım. Olması lazım. Yani ahiret yoksa bu nasıl olacak o zaman? Olmayan bir şeyin hissiyatı olmaz ki. Ahiret olmasa yaşamanın bir anlamı yok ki. Yani burada bu yaşam bir şey değil ki bu. Ben bir şey anlamadım burada. Kaç yaşındasın Ahmet abi? 64. 60. Bir şey anlamadım. Anlamadım. Oradan mı yaşam? Ben orayı bekliyorum. Ben orayı bekliyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Sen anlamadın da, sen ben anladım, ben de anlamadım. Sana bir de şu bu sırrı... Yani ihtiyaç değil mi ahiret? Evet. İhtiyaç. İçine nasıl ihtiyaç? Yani ekmek gibi bir ihtiyaç yani. Dedeninizle, ceddinizle... Ben babanı tanıyorum hatta. O abin inşaatta müteahhitlik yapımı tanıyor. Görüşmek istemez misin dedenle? Ben 6 yaşından beri annemi görmüyorum abi. 6 yaşından beri. Ya, görmem lazım. Yani. Baba ahiret olmasa herkes psikolojik hasta olur biliyor musun? Harika Mehmet ya. Orijinal bu akşamki söz. Ahiret olmasa herkes psikoloji niye hasta olsun Mehmet? Abi intikam alamıyorsun mesela şimdi. Şefinden, müdüründen bir şey yapacaksın, bir şey söyleyemiyorsun yani. Evet. Diyorsun ki herhalde diyorsun ahiret de var diyorsun. Rahat ediyorsun yani. Yani zulme uğruyorsun. İstekleri için ahiret lazım. O da adalet için, hikmet için mi? Ahiret yok diyelim. Ne olur? İnsan ve kainat ne olur? Ercümerç olur abi. He? Ercümerç olur yani. Ya tam ne olur? Düzensiz karmakarışık. Abes olur yani. Hiçbir anlamı ifade etmiyor. Hiçbir anlamı yok ki. Mesela şöyle düşün bak. Şu anda dünyada yaşayan 8,5 milyar insan var. Fen diyor ki toprağın altında 120 milyar insan var. Ölmüş. 120 milyar. Bunların akılları var mıydı? Vardı. 8,5 milyarın aklı var mı? Var. Şöyle düşünün.
8,5 milyar insanın aklını yapan aklın ustası. Bir daha. Bir hayal eder misiniz bak, bir daha. 8,5 yaşayan, ölüyü bıraktım. 8,5 milyar insanın aklını yapan akıl ustası. Patron. Aklı hemen, aklı kül. Nasıl bir akıl olur? Hepsinin aklını tencereye koy. Getir senin aklını, onu da getir, 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 getir. Karıştır. En azından 8,5 milyar insanın aklı kadar aklı var haşa. En az yarattığı için. Yarattığı için bunun arkasında ama bu kadar. Şimdi bu 8,5 milyar insanın aklını yapan usta bu akılları yok ederek akılsızlık yapar mı? Böyle bir akıl. Sen şimdi kombiyi taktın. Vallahi bunun işte olmayacak bir şeyi. Şu nasıl patlar? Kombinin nasıl patladığını diye bir patlatır mısın? Ya bunu akıl da demez. Maaş aldınız. Bunu nasıl yanıyor bu kağıt görmedim diye kimse parayı tutuşturur mu? Niye? Sana takılan bir cihazla malına sahip çıkıyorsun. Kalemim bile düşer. Dur bir dakika basma kalemim diyorsun. Malına sahip çıkıyorsun. Verilen bir sistemle. Peki verilen bir sistemle kalemine sahip çıkıyorsun da kimseye bastırmıyorsun da. Bana o sistemi veren, ben de onun malıyım. Beni telef eder mi? Yok. Eğer Mehmet diyor evet ahiret olmasa dünya neye benzer? Dünyanın mağma tabakası var merkezde. Bir volkan olmasa, patlama yeri olmasa darmaduman olur. Yani o zaman ne olur biliyor musun? Eğer ahiret olmasa dünyanın şu sistemi içerisinde edilen masraf hep abes olur, israf olur. Anlamsız olur. Yani bu dünyadaki hikmet abesiyete, ilim cehalete, varlık yokluğa hizmet etmiş olur. Eğer bu kainatın sonunda bir ahiret yoksa burada yapılan her şey zıttına döner. Yaratılmak zulümdür. Çünkü gösterdi, tattırdı, doyurmadı, götürdü. Anlamı yok. O zaman yani ahiretin varlığı gerekçesi her şeydir. Her şey. Ve psikoloji bozulur ya. Acayip bir şey ya. Mesela bir peygamberi görüyoruz ama 6 aydan beri ayaklarımız yere basmıyor. Yani bir İnsan böyle, ya oralar görürsen nasıl bir şey olur yani? Psikolojiyi nasıl tedavi ediyor diye söylüyor. Bir hakikati keşfediyorsun, tamam mı? Allah nasip ediyor. Acayip oluyorsun, duman duman. Bak, aralanıyor oralar. Oradan ya. Evet, mahşer acayip olan şu koca arzı. Mahşer acayip. Çünkü her şey birbirine girmiş. Cennette böyle bir şey göremezsiniz. Cehennemde de göremezsiniz. Benden duyun ama atın gene kenara. Dünya oraları tanımladığı için, oraları ifade ettiği için, orada olsak orayı bilemeyeceğimizden, burası orası tanımladığı için bu cihette dünya oradan üstün oluyor. Adem Aleyhisselam cennetteydi ama cennette olduğunu bilmiyordu. Kur'an methetmesinin sebebi buradandır. Buradan. Adem Aleyhisselam cennetteydi. Peki niye yasak şey yedi? Beka bulacaksın dedi şeytan. Bunu yersen beka bulacaksın. Diyor ki fırsatında beka var. Peki orası baki alem, baki alem olduğunu bilmiyor. Fani bilmiyor ki. Baki faniden bilinir. Ya. Fesbihallah. Mahluk olmayan Rabbi bilmez, Halik'i bilmez. Şimdi bu mahşer acayip. Dünya nedir biliyor musunuz? Şu bardağın içerisine tencere kabul edin. Cehennemi koyun. Cenneti de koyun. Pekmez, tahin. Karıştırın. Cennet, cehennemi karıştırın. Sonra işte aha size ahiret. Dünya bu. Dünya bu. Celal ve Cemal'in Cemül Cemi. Celal ve Celal memleketi cehennem, Cemal memleketi cennet. Karma, dünya.
Hepsinin numunesi var. Ahiret açılımı. Dünya çekirdek, ahiret ağaç. O işte fark. Nerede ahiret? Ruhun bedeninin neresindeyse dünya da ahiretin orasında. Buz suyun neresindeyse dünya da ahiretin orasındadır. Zaman senin nerende ise Allah da senin orandadır. Esma. Bu suyun neresindeyse dünya ahiretin de orasındadır. Buz dünyadır. Su ahirettir. Dünya nedir? Ahiretteki esmaların donmuş halidir. Usta şöyle tanımlar. Alem-i şehadet, alem-i gaybın üstünde tenteneli bir perdedir. Ahiret nerededir? Buzun neresinde su varsa ahiret orasındadır. Ruh bedeni neresindeyse dünya da ahiretin orasındadır. Ahiret de dünyanın orasındadır. Ahiret dünyanın bitişiği değil. Bu arsa, o arsa. Öyle bir şey yok. Aynı yerde. Burada nihayetsiz televizyon, radyo dalgalar var. Ama dalga boyu farklılığından birbirine girmiyor. Bütün alem burada var kardeşim. Boyut farklılığından gözükmüyor. Bu mahşer acayip olan şu koca arz. Mahşer acayip. Öyle bir şey yok ya, dükkandaydık. Mahşer acayip. Mahşer acayip. O kadar tuhaf ki kim nasıl görmek istiyorsa öyle. Dünya. Haletiniz nasılsa Muzaffer. Dünya öyledir. Haletin nasılsa. Bugün karamsar bir dünyam var iç alem. Dünya karamsardır. Mahşer acayip, bir tuhaf. Herkesin rengine göre renk alıyor. Sabit bir şey yok. Ustadın tefekkürüne bak. Bugün tefekkürümden bir tane bu. Sabah namazında mı okuduk arkadaşlar? Siz okudunuz. Ustad üç tane mezarın başındayım diyor. Resul ne zaman okuduk? Sabah namazında. Sabah namazında. Tefekkürüne bak. 80 küsur yaşına kadar. Mesela ben 58. Bu kadar 58 sene bu kadar beden değiştirdim. Hepsi mezar. Şu anda mezar taşı benim. Şu anda benim. Şu. Birinci mezar şey bu. Mezar. İkincisi diyor. Beşer. 120 milyon milyar insan gelmiş. 124 bin peygamber. 124 milyon evliya. Yani bu kadar beşer gelmiş. Bu asır insanı mezar taşı, geçmişin. Bak benim bütün geçmişime, şu andaki, andaki vücudum mezar taşı. Karıncayım diyor, mezar taşı. Geçmişin bütünlüğü başında olan bir mezar taşının karıncası, şeyi, mezar taşının karıncasıyım diyor taşta. Bir de dünya kaç sene yaşadı? Değil mi? 126 milyar sene mi diyor Barna'da? Evet. O kadar yaşamış. Şu andaki dünyanın hali ve mezar taşı. Tefekkürüne bak zaten. Demek ki niye fazla durdum? Şu dünyayı dünya zannetmeyin. Böyle bir karma biçen. Yani ne olmasını istiyorsan, nasıl görmek istiyorsan o olabilendir. Sonra adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden, yani devamlı öldürüp dirilten, halden hale sokan, her şeyin her mertebesinin her yerinde bulunduğu bir alem, her şeyin her mertebesi var. Dünyada karar bir şey yok. Burada yaşayan bir insanda fikri ve hissi karar olur mu? Ya bana niye böyle oluyor? Ne garip düşünceler. İyi bir şeydim. Şimdi ne havam gitti? Güzel hava vardı. Bulut geldi işte. Şaşırıyor musun semadaki buluta? İşte yani bulunduğu vatan, vatan ihtiyaz ettiğin dünyada karar var mı ki hissiyatında karar olsun? Bildiğin zaman ne kadar keyif alıyorsun. Bugün havaya bak diyorsun. Bugün de havama bak diyorsun. Ne kadar hoş. Bildiğin zaman keyif alıyorsun. Narı da hoş, nuru da hoş. Havaya göre insan havası değil. Yani ustad diyor ki, eğer diyor ikisini, celali ve cemali, farkı fark edersen kemal olursun anlamında şeyin vahid diyor. Nasıl donu başı? Lütfu kahrın. Ha, lütfu kahrın. Lütufla kahir.
şeyin vahit. İkisi birdir diyor. Kim çekti azap? Bilmeyen çekti azap. Bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Acayip bir şey. Dünya celali tecelli. Koy temşe. Bir de cemali koy. Karıştır. Kemal insanda. Bak lütfu kahrın. Lütuf da kahr ikisi aynı. Gözlük işte. Hastalıkla bir gözlük oluyor. Sihat bir gözlük oluyor. Servet bir gözlük oluyor. Fakirlik bir gözlük oluyor. Gençlik bir gözlük oluyor. İhtiyarlık bir gözlük oluyor. Ya hepsi değişik ya. O ihtiyar olasın diye değil. Bir de bununla bak hele diyor gözlükçü değil mi? Bir de bununla bak. Böyle bakarsın yakın, böyle bakarsın uzaklaştırıyor tümsek ya. Hadi şey. Hep böyle farklı görelim diye Allah genç yapıyor, ihtiyar yapıyor, haleti değiştiriyor, dünyamız değişiyor. Sabitiyet yok. Bunu alırdık ya sabit olsa. İşte mahşer acayip, hayvan gibi, imati vihya eden, öldürüp diriltiyor. Aynen beşer ve hayvana boş bir beşik. Dünya sağlıyor. Beşik gibi. Şuraya bir hayal eder misiniz? Güneş etrafında dönüyor boşlukta. İnsan başı döner. Uçağı hepiniz bilmişsinizdir. Bilmeyenler için söylüyorum. Tam camın kenarına durun bakalım. Ayağını basacak yer yok. Bindin değil mi? Camın kenarına. Baktım camın kenarına. Basacak yer yok değil mi böyle? Böyle acayibine gidiyor. Dünyadan daha garip. 800 kilometre hızla gidiyor ya saatte uçak. Dünyamız 108 bin. Mercedes otobanda 200. F-16 1500-1700. Dünya güneş etrafında 108 bin hızla gidiyor. Şimdi basacak yeri yok ha, gidiyor, boşlukta gidiyor. Nasıl, ne tuhaf ya, bir beşik, güzel bir gemi, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara bu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eder. Şu lambaya bak, bu olabilmesi için Keban Barajı'ndaki teknolojiden, elektrikten vesaire. Değil mi? Buraya gelene kadar elektrikçisin. Evet. Bilirsin dinamoda. Güneşi lamba ve soba yapmış. Muzaffer, güneş olmasa sokak lambaları ile senin tarladaki incirler olur mu? Hiçbir şey olmaz. Olmaz. O zaman bu sene oldu da ne faydamız oldu? Yani bizim, bize karımız olmadı. Gelen lastik ne oluyor? Öyle mi? Şimdi sokak lambaları ile bahçede patlıcan olur mu? Aha işte lamba ve soba yapmış. Nereye koymuş? 150 milyon kilometre uzakta. Ya nasıl besliyor bizi ya? Nazenin ve nazdar bir misafiriyiz. Onun için dokunmuyor. Allah'ın misafiriyiz ya. Nasıl bir misafir? Nazik ve nazdar. Nazlanıyor böyle. Allah'a nazlanıyor. Sanki boş duymuş gibi, ya Rabbi bunu da ver. Nasıl yapacaksan bilmiyorum ama bunu da ver. Hem buna. Acayip bir şey ya insan. Allah ne kadar nazlar ya. Allah ne kadar hoş bir şey ya. Çok tatlı bir şey ya. Hoşuma gidiyor elhamdülillah. Beni küfürle itham edecekler ama varsın etsinler. Hoşuma gidiyor Allah. Böyle, şimdi dedi ki, pazarda birisi aradı. Yaşlı birisi. Hoca, sen anlattın Allah, başka bir Allah mı? 3-4 gün önce. Yok dedi Memicen, nasıl bir abi başka? Ya camiye gidiyorum ondan korkuyorum dedi, ya duymak istemiyorum, hem uzaklaşıyorum. Niye dedim, insan korktuğu yere yanaşmak ister mi dedi ya. Korkuyorum dedi. Seni anlattın Allah dedi, seviyorum, hoşuma gidiyor, onun için açtım sana, bir de anlat hele bu Allah'ı dedim diyor. Dedi ki, farklı mı dedi. Yok dedim. Niye dedi böyle oluyor? O dedim celal tarafını anlatıyor. Ben de cemali anlatıyor. Ya bu taraf iyiymiş ya dedi ya. Niye dedim sana ne kar var? Sevdim, hoşuma gittiği için dedi. Şimdi onunla olmak isterim dedi. Korktuğum şeyle olmak istemem. Allah Allah.
İnsan bak ne kadar hoş ya. Allah. Güneşi şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zat. Seyyareler var ya, gezegenler. Ya orada galakside ne oluyor, onlar boş. Olur mu ya, meleklerin mekanı? Başka ruhanilerin seyranı, ehli fikrin tayyaranı. Yani bana mı bakıyor yani bu alem? Bana bakan bir şeyse varsa yok, varsa vardır, yoksa yoktur. Ya melekler var, ruhaniler var, ehli fikir var. Allah esmasını icra ediyor. Bak meleklerin tayyare yapmış. Tayyare yapan bir zat. Gezegenleri tayyare yapmış, melekler seyrediyor. İnsan olduğuna şaşırıyor ya. 60 kilo, 100 kilo bir adam, 100 kilo bir adam. Semaların yukarılarına, yerlerin aşağısına. Yerinde durmaya bir mahluk. Hakikaten melek olup da kendime bakmak isterdim. Acaba melek de beni nasıl görüyor? Bir ara kafayı takmıştım şeye. Ben tamam, Allah bir derece bildiğime kısmen şahidim. Acaba Allah beni nasıl biliyor? Allah da ben nasılım? Nasılım diye bir ara merak etmiştim. Yanlış bir merak da. Yanlış olduğuna delil azap çekmendir. Yani melekler o gezegenlerde seyran ediyor. Atla ya. Biz de fikirle ediyoruz diyor. Melekler gezegenle, biz de tefekkürün içine aklımızı, kalbimizi koyuyoruz. Bazen mesela senin bir hatıranın içine koyuyorum. Geliyorsun gündüz, onun içine giriyorum. Atlandan dolaşıyoruz. Maziye. Sen 6 yaşında annemi görmedim dediğin zatla ben 10 gün kalmıştım. Beni oraya götürdüler zaten. Yani onun için durgunlaştım. Ya gidiyorsun. Bak ne yaptın? Mekan ve zaman yok. Yani tak oradasın. Peki bu hayal mi? Hayal hayal değil. Adı hayal. Allahu Ekber. İyi ki Allah var ya. İyi misin? Tamam. Bu derece muhteşem ve sermedi rububiyet. Bu derece muhteşem ve sermedi. Şu bak bakalım. Şu muhteşemliğe bak. Yani nasıl anlarız? Burada tefekkür güzel zor da. Sofranıza intikal edin. Ayva, nar, portakal, elma, havuç, üzüm. Hani kışlık ya. Sofranıza geliyor değil mi? Bak hele nasıl muhteşem. Ya. Ne dedi? Bu derece muhteşem sermedi rububiyet. Yani öyle bir rububiyet ediyor ki, öyle bir Rab ki, yani tasarruf ediyor, idare ediyor ki, taklidi mümkün değil. Ancak plastikten üzüm koyuyoruz. Plastikten böyle üzümler yaparız böyle sakın. Ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyet, evi idare ediyoruz, hakimiyet anlaman için söylüyorum. Dükkanı idare ediyorsun, işte böyle. Bir de şu dünya idaresini düşün şimdi. Gelirini, giderini, güneşini, yağmurunu, deresini. Bir de avcılarda, tepecik, büyükçekmecedeki insanların duygularını, isterini, isteklerini, dualarını. Ya nasıl hakikaten sabrediyor? Bir ara düşünüyordum. Dedim, ya bütün insanların sıkıntısını bilen Allah, hepsinin toplamı kadar sıkılması lazım. Ya Allah hiç sıkılmıyor mu falan diyordum öyle. Böyle ne kadar beşeri değil mi? Sonra hayret ediyordum ya. Sonsuz güç, sonsuz. Bütün insanların hislerini biliyor. Ne düşünebiliyor. Kısmı ekserisin burada cevap veriyor. Diğerini ahirete bırakıyor. Ve bütün kainatı nasıl idare ediyor? Nasıl yapıyor ya? Nasıl bir Allah ya? Yani öyle tasarruf gözüküyor. Yani niçin söyledim? Bu derece muazzam, muhit bir hakimiyet. Sana muamele yapıyor bütünlük içinde. Duygular vermiş. Kendisine kapı açmış, yol açmış. His vererek. Sonra elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, kararsız, emniyetsiz, mütegayir, bekasız, nakız, tekemülsüz,
umuru dünya üzerine kurulmaz ve durmaz. Peki bu kadar masraf. Bugün edilen masrafa bakalım. Efsane İbrahim, bugün karaciğerini birisini kireye versen. Kaça verirdin karaciğerini? Kara böbrek? Ayaklarının bir sayı yoktu. Felç dedi. Ayağını kireye verdik. Sen bugün ayağın yok tabii, ona verdi. Ömer, gözünü kaça verirdin bir günlüğüne? Ama akşama bir kapat o zaman, şimdi söylersen. Kapat kapat. Şimdi bir gün böylesin, kireye ver. Kapatmasa bunu hissedemezsiniz bu dediğimi. Muzaffer, kapatır mısın abi? Şimdi kire kaça verdin abi, kapalı olsun. Değer biçemiyorum hocam. Tamam. Şu, oldu değil mi Hacı? Kaçtı, bir dakika bile olmadı ha. Hemen açtı. Kireye verirsen ya. Belki geri vermez abi, vermez. Ha doğru, ben hiç düşünmedim. Niçin dedim biliyor musun? Bu kadar masraf. Bak bu ev. Bu bir beden için ustad elbise değil. Vücudumuza o kadar yakın değil. Vücudumuz ruh. Sen binadasın. Bineye benziyor musun Muzaffer? Yok. Bineye ne alakan var şu anda? Korunuyorsun, yatıyorsun diye. Duyguların, fikriyatın, hissiyatın, insanlığın bineye benzer mi? Bina ile kendi farkını hayal et. Beden ile ruh böyle farklı. Beden diyor ruhun hanesi, yuvasıdır, libası değil. Şimdi edine masrafı dedim. Eve bu. Elektrik tesisatı, su tesisatı. Elektrik tesisatı sinir sistemi. Su tesisatı kan damarları. Tamam mı? Şimdi karaciğer, böbreğe edilen bugün masrafa bak. Peki güneş? Bugün sana edildi. Bütün tarlalarına vurdu. Hava? Masrafa bak. Dünya döndü. Nem derecesi? Senin için balık imal ediliyor. Bu kadar edilen masrafı sonunda dirilmemek üzere ne kadar mantıksız olur ya. Bu neye benziyor biliyor musun? Adam üniversiteye gidiyor. Niye? Cahil olmak için. Lan bu kadar okuduk ilim, sıfırlanmak için gidiyorum. Yani eğer bu dünyanın sonunda ahiret yoksa her şey anlamını yitirir. Yani vücut ademe, ilim cehalete hizmet etmiş olur. Ama bugün edilen masrafa bak ya. Basit gözüküyorsun değil mi? Bugün edilemez. Bir hava ya, hava ya. Adam bir ara kemikten burunda bir ameliyat olmuştum. Tanıdık doktor bizim kardeşlerden. Hastanede tanıdık. Tanıdık olduğu halde. O tarihte dedi ki Hasan kardeş dedi, ben dedi parayı almayacağım kendisi ama hastane sahibi. Hiç unutmuyorum. Kaç sene geçti de 10 sene. 45 dakika uyuttu. 450 lira o zamanın parasıyla para aldı. Şimdi bilmiyorum 45 dakikaya kaç para narkozla yatırılıyor. Herhalde 4000 ha? Asgari 4.5 milyon değil mi? Ha. 45 dakika yatırdı, suni yatırdı. 4 milyon para aldı. Kaç saat yatıyorsun sen efsane? Hem de fıtri. 5 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 Uyku ne olduğunu anlamak için uyku hap içenlere sor. Ne olur psikoloji olanlara, uyku hap içenlere bak. Gece 5-6 defa kalkan Emre'ye sor. Teheccüde mi o? Teheccüdün her çeşidine. Her saat başı teheccüd. Çok acayip ya. Allah uyutuyor biliyor musun? Uyutan ve uyandıran Allah'a hamdolsun. 5 saatte 25 bin lira o zaman. Tabii. Şimdi Ömer, uyumak ne demek? Bir hayal etsene. Nasıl bir sistem? Buradayken sıfır her şey. Artı 5'teyken 6 al. Sen sayısal düşün. 7, 8 desin. Sıfıra gelmiyor. Yatma. Ya bu hiç ömrümüzde yatma olmamış olsaydı ki cennette öyle. Uyku ve yatmayı anlatsalar kim inanırdık? Böyle bir şey olur mu canım? Nasıl ya? Nasıl her şeyi? Evet her şey yok olacak. Onun dünyasında her şey yok değil mi? Adem.
Yattın. Ne oldu? Hiç. Her şey yok oldu. Kim? Ben de. Hakikaten her şey yok olacak. Aa, uyku. Uyku uyuduğun zaman varlığının haberdar mısın? Yani uyutmak tuhaf başlı başına bir mucize ya, uyumak. Sonra onun için uyanmak. Şükür demiş değil mi ne kadar? Yeni bir hayata uyanıyorsun. Usta diyor ki uyku ölümün kardeşi. Mevt var ya ölüm. Onun kardeşi ya işte bunun gibi bir şey. Kardeşi bu kadar tatlıysa abisi ne kadar? Evet. Uyku bazılarına çok tatlı değil mi? Bazılarına da azap. Yatakta yata yata insan ne uykusu olur hasta ya. Ne de uyku ne de yatmaktan zevk alır. Uykudan lezzet alabilmen için uykusuzluğu ve yorgunluğu bilmen lazım. İşte bak uykudan lezzet almak için uykusuzluğu ve yorgun olacaksın. Meften de lezzet alabilmen için yorulacaksın. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, derslere gideceksin. İnanın bana, mübalağa etmiyorum. İnandığım Rabbimden haber veriyorum, benim Rabbim. Herkesin Rabbi farklı, Allah'ımız bir. Benim Rabbim, inanın bana hiçbirinizi ölüm anını hissetmeyeceksiniz. İnşallah. Nasıl konuşuyoruz? İnşallah öyledir. Bir taneniz içinizde dese ki olur ya nasıl olacak? Evet sen olmayacaksın. Çünkü niye? Sen inanmıyorsun. Ve inansam ne işime yarayacak? Ene ine zenni abdibi. Bana nasıl inanıyorsanız ben size öyleyim. Böyle inan öyle olacak. Ben Murat öyle inanıyorum. Şahidim. Evet hissetmeyeceğim. Anlamayacağım. Senin kardeşin demiş biliyor musun Rüya'dan? Ramazan anlatıyor. Yoğun bakıma girmiş. Demiş ki nasıl oldu, nasıl öldün demiş. Ben dedi ölmedim ki ama o bizde değilsin tamam. Ben uyuyordum dedi. Uyanınca burada gördüm kendimi diyor. Yazı yazdılar da bana. Uyuyordum, uyandım oradayım. Acayip bir şey rüyada. Peki demiş. Rüya görürken saf, temiz birisi görüyor, ona diyor. Ya siz mi geliyorsunuz ahirettekilere, biz mi buradan mı geliyoruz, nerede buluşuyoruz bu kadar konuşmalar? Ne siz geliyorsunuz ne biz. Ortada bir yer var, Allah ruhumuzu gönderiyor, senin de ruhun geliyor, orada konuşuyoruz diyor. Rüyada mı? Hı hı. Rüyada ruhlar buluşuyor. Ha öyle o, öyle diyor ötekiler. Mesela... Benim de rahmetli, sizin de geçmişinize rahmet olsun. Babam öldüğü zaman taze için 3 gün evdeydim. İkinci gün öldü, yok oldu, gitti. Değil mi? Ne olacak? Bizimle ne alakası var? Mezarlıkta bir de kalkmasın diye tahtaları dizdik, toprağı da bastık. Mezarlık. Geldik. Benimle ne alakası var? Ölmüş gitmiş değil mi? Yok olmuş. Nereye gitti? İkinci gece geldi. Oğlum dedi. Yastığımın altında diyor bıçak var, çakı. O diyor benim arkadaşımın, git onu ver dedi. Ondan sonra yastığımın altında çakı var diyor. Onu arkadaşımın, ver onu dedi çakı sahibine. Ama bu mezarlıktan söylüyor. Yani ölmüş daha yok olmuş. Sonra neyse kalktım sabah namazına. Ne dedim namaz kılayım. Ondan sonra namazı kıldım. Dedim ya tesbihat yaparken bakayım dedim ya rüyada. Baktım yastığın altında çakısı, çakı duruyor. Bak rüyanın birinci versiyonu tamam. Allah Allah. Babamın arkadaşıyla benimkisi farklı. Gittim o camiye İçerenköy'deki. Aldım onu. İçerenköy camisine gittim falan. Kısmında tanıyordu. Yağcılar vardı ya. O arkadaşım... Yaşlar gittiği zaman cami erken de paltolar seriliyor. O onun mendilini alıyor, onun çakısını koyuyor bilmem ne. Bu da şaka yapmış, bununkisini almışlar, bu da almış. Bir tanesinin çakısını almış, o sıra köye gitmiş, orada ölüyor. Çakı babam da, arkadaşım. Dedim ki, selam aleyküm selam. Şöyle şöyle, o üzüldüler falan vesaire. Dedim ya, babam dedi ki dedim, orada oturuyorlar tamam mı? Artvinli Hoca da orada. Dedim ki, babam dedi ki oğlum yastığın altında çakı var. Bu çakıyı dedim. Babam dedi ki arkadaşıma götürüver.
böyle. O çakı benim dedi. Bir tanesi. Ötelerden gelen haberle bana ulaşan çakıyı ver dedi. Şimdi böyle siz de rastlamışsınızdır. Madem yok oldu, hiç oldu, kayboldu, bizim alakası gelsin. Kim, kime, nereden, neyi söylüyor? Ya. Evet, o kadar alakadar ki, yalnız böyle geçici, devamsız, kararsız, emniyetsiz, bir mütegayir, bekasız, nakıs, tekemülsüz dünya üzerine. Yani insan devamlı tekemülde, dünya öyle değil. Kurulmaz ve durmaz. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu durum o ölenin, vefat edenin iyi birisi olduğu anlamına gelir. Tabii canım, fırsat veriyorlar. Fırsat veriyorlar. Yoksa vermez değil mi canım? Tabii, hakkı, kul hakkını ödettiriyor oğluna. Git dedi. Ya demişlerdir ona, Allah-u Alem. Sen bu kul hakkını niye aldın? Ya benim şaka yapıyorduk, mendili ben koyuyordum, o koyuyordu. Bu nasıl olacak? Fırsat verildi, ödeteyim dedim. Ondan sonra varisi kim? Ben. Bana geliyor. Diyor ki oğlum çakıyı ver. Ondan sonra geçen birisi de geldi. Dedi ki beni unuttun dedi. İnan ya. Etsurlu kalan. Sabah namazının tesbihatında. Beni unuttun dedi. Ya unuttun mu? Unuttun oğlum dedi. Unuttun beni. Kalktım cüz okudum ona. Peki hakikaten unuttum. Evet unuttum. İşte hem şu an anlatıyorsun hem ders olmuş oluyor değil mi? Ha ya. Yani bize, acayip bir şey ya. Yalan mı söylüyorum tövbe estağfurullah. Ne unuttun oğlum beni dedi. Unutur muyum seni dedim ya. Vallahi hakikaten hiç pek vermemiştim lan. Şimdi cüzümü ortak ediyor. Daha gelmez herhalde. Yorulmaz daha. Onlar bu kadının evladı yok. Evet. Allah seni evlat olarak. Hayır ya. Oğlum diyor. Bana oğlum de. Nasıl bir haberi vardı demek? Acayip bir şey. Bana bir anlattı ölüm şeklini ki. Aman ya Rabbi. Hoca dedi. Kısaca. Hoca dedi. İnsan nasıl ölecek dedi yatakta. Hala dedim. İşte merak etme dedim. Şöyle şöyle Azrail gelecek. Sana seninle latife yapacak. Gelecek ne var ne yok. Böyle bir gizelim diyecek. Koluna girecek. Azrail aleyhisselam dedim. Şöyle yapacak. Kitaptakini söyledim. Oğlum dedi. Öyle de değil dedi. Eksik okumuş olmayasın dedi. Dedim ki bu eşeliyim. Dedim ya hala dedim. Ben böyle okudum bilmiyorum ama ben dedi başka şekilde biliyorum dedi. Ve öyledir benim bildiğim gibi dedi. Nasıl hala bir anlatsana. Var bende ses kaydı ama namarem olduğu için yayınlıyorum. Dedi ki nasıl dedim. Ben dedi ömrümde yemek yaparken, temizlik dahi yaparken, çay toplarken dedi Allah Resulü'ne salavatsız hiçbir şey yapmamışım. Hep onun yanımda hissettim. Beni dedi ben onu hiç bırakmadım. O beni bırakıp da başkasına teslim eder mi? İlk önce peygamberim gelecek dedi. Benim peygamberim yanıma gelecek. Azrail gelmeden. Ben korkarım Azrail'den. Çünkü ben onsuz hiçbir şey yapmadım ki dedi. Onu yemeği yaparken hep on, yanıma gelecek. Sonra tamam. Rahat bana teslim. Sonra onun nezaretinde Azrail gelecek. Musadesi gibi. Onunla beraber gidecek. Onsuz ben ruhumu vermem dedi. İlk önce o geliyor. Ondan sonra Azrail geliyor. Üçümüz gidiyoruz dedi. Bu böyle mi olacak ona? Evet öyle olacak. İlk önce peygamber gelecek, sonra Azrail gelecek. Enayine zenni abdibi. İnandığı gibi Allah muamele edecek. Öyle diyor. Ya. Bakın. Çok şükür. İmana bak ya. Ölümü nasıl görüyor? Tamam diyelim. Nasıl psikoloji? Mehmet dedi ya. Psikoloji nasıl tamir ediliyor ahiret inancı? Ölümünü nasıl yorumluyor ya? Peygamber gelecek en çok sevdiği. Geçeceğiz dedi. Kurtulacağım dedi ya buradan. Öbürü yok olacak. He? Öbürü yok olacak. Öbürü yok olacak. Kaybolacak. İnanç yam akreplere yum olacak. Dinsiz gözü böyle. Dinsiz gözü görmedi yüzümüzü. Hem dinlemez sözümüzü. Dinsiz öyle. Yok olacaksın. İnanç yam akreplere yum olacaksın. Başka ne var ya? Bak nasıl seni bu dünyada diriltiyor. Ahiret inancı dünyada rahat yaşatıyor. Ben nasıl inanıyorum? Nasıl tahammül ediyor hastalığına?
Yakında gideceğim oğlum dedi. Peygamber işkini gelecek dedi, yanıma gelecek. Peygamber gelecek demiyor. Benim peygamberim, peygamber işkinin ustası. Böyle yanıma gelecek. Hayret hayret dinliyordum. Yazıklar olsun Hasan sana. Diyordum. İyi ders yapmış sana. Bana öyle etkilemiş ki Muzaffer. Vallahi unutamıyor. Peygamberim dedi. O peygamber de demiyor. Peygamber işkimi. Yani benim peygamberim ruhunda hissediyor. Yanıma gelecek. He, ben hayatımda hiç onu çıkartmadım ki diyor. Hiç eksik etmedim ağzımda. Çoluk çocuğum yoktu. Hep oydu diyor. Teslimiyet dersi yaptı. Ondan sonra bakıyorum peygamberim gelecek. Sonra kala. Ondan sonra Azrail dedi onun müsaadesiyle gelecek. O hep onun müsaadesiyle olacak. Ondan sonra o da dedi cehennem zebanesi değil dedi oğlum. Ha, değil kala dedim ya. O da melekti. Cehennem zebanesi değil ki azap. Ondan sonra o da dedi üçümüz dedi çekip gideceğiz dedi. Sen dedi benim elbisemi de toprağa indirirsin dedi. Ve böyle mi oldu? Evet böyle. Şimdi diyor ki sabah tesbihat. Beni unuttun diyor. Ne? Unutmadım ya. Unuttum. Peki unuttu mu nerede biliyor? Hakikaten unuttum. Gitmiyor. Gitmiyor. Sizin geçmişinize de Allah rahmet etsin. Allah. Anne babanıza. Usul ve furularınıza. Allah bu dersten hissedar etsin. Şu anda usul ve furu, ben başkasını bilmiyorum dedi ama anne baba diyor. Anne babası ölenlerin haşa 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 azabı bile olsa kabir tehir ediliyor siz buradan çıkana kadar. Şu anda verilmiyor. Hayırlı işi terk edene kadar verilmiyor azap. Tehir ediliyor. Oğlun falan şey yapıyor diye. İnşallah dedeler de öyledir ya. O da babadır inşallah. Vay be. Elhamdülillah. Evet. Bir şey yapayım biraz da. Demek ona şayeste insana ve kendisine, Allah'a ve insana yakışır. Daimi, berkarar, karar kılan, zevalsız, değişmeyen, muhteşem bir diyar-ı ahir var. Fıtratım söylüyor ahiret olduğunu. Böyle bir yer istiyor. Canım elma istiyor. Demek ki var ya. Ya. Başka baki bir memleketi vardır. Allah bizi böyle mağdur eder mi ya? Ya. Hepimizin Rabbi, kendi anladığımız var ya, Rabbimiz farklı. Rabbul Alemin bir, Allah bir. Aleminize böyle Allah'a ulaşılmaz. O çok şey, haşa. Yok ya, dost diyor. Daha dost istersen alayım. Yakın ise, böyle konuşur gibi dua et. Münacat gibi değil böyle. Konuşur gibi. Ya Rabbim bu nasıl olacak da bilmiyorum ama bunu yap. Ya. Tamam. Ya Rabbim şu günahlarım var ya ben dile getirmekten utanıyorum. Utanıyorum şu günahlarla. Sen biliyorsun. Ya Rabbi sen bunu niye yaptın? Niye dedin? Niye yapmadın? Niye demedin? İtabına vesile olacak sorular soracaksın ya. Onlar neyse, unuttum unutmadıktım. Allah'ım onları yübedilullahi seyyatım sırrına mazar edip hasenata tebdil eyle. Ve bunu da değil, de ki, ya Rabbi ben bunu hak etmedim. Senden bunları istemeyi, rızanı hak etmedim. Çünkü yanlışlık yaptım. Namazım ortada, böyle yap elini. Ya Rabbi namazım ortada, orucum ortada, Müslümanlığım ortada. Ben bile beğenmiyorum. Sen de biliyorsun. Doğrusu da bu. Yalan değil. Ama ben bunları hak etmediğim halde verdin. İnsanlık verdin, yoklukta bırakmadın, bitki yapmadın, taş yapmadın, hayvan yapmadın, şeytan yapmadın, cin yapmadın, melek yapmadın, beni yaptın. Bak hak etmedim. Hak etmediğim halde bu davayı verdin. İmanı verdin. İmanı verir kendini bana verdin. Ya Rabbi beni alıştırdın meccaniye. Hak etmediğim halde verdin. Hak etmedim. Gene hak etmediğim bir şey istiyorum. Affet beni. Allah'ın hatırını affet beni. Beni sen alıştırdın. Hak etmediğini istemeyi. Hak etmediğim şey istiyorum. Ver onu. Ver. Ya Rabbi yapar mısın? Yap ya Rabbi. Risale-i şahs-ı manevi hürmetine. Arşın ve kürsün hürmetine. Şah-ı fırkata yanan gönüller hürmetine.
gece yaşaran gözler hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, ya Rabbi, Müslümanlara yardım eyle, Müslümanlara affeyle, bizi affeyle, amin ya Rabbi. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen, kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyire ashabı, 124 bin peygamber ya. Ya dili kolay ya, 124 milyon evliya, hat ve sabah gelin asmiya. Hepsi aynı şeyi söylüyor ya. Hayatlarında hiç yalan yok. Şimdi de ben telefon etsem, Muzaffer, tepeciye zamanı var mı? Var mı kardeşim? Ya burada bir şey var. Ya var mı, ben sana dedikten sonra şüphe eder misin ya? Var dediyse vardır ya. Yalan niye desin Hasan? Ki hayatım o kadar düzgün değil. Ama itimat edersin. Ya hayatında hiç yalan yok ya. Bundan daha güvenilir insan kim olur peygamberle? Bir düşünün, bir insana niçin güvenirsiniz? Hayatında yalan yok. Ahlakı çok mükemmel, dürüst, sözünde duruyor. Kendisini değil başkasını düşünüyor. Başkası için yaşıyor. La bu adama güvenilmeyecek de kime güveneceksin ya? Bundan daha başka kim olabilir ya? Bir kişi de değil, bir de mucizeler göstermiş. 124 bin kişi böyle. Ya bundan, ondan sonra alametleri var, fıtratımızda var numuneleri. Onu söylüyor, tanımlıyor. Ondan daha delil kesin ne olabilir ahiret? İşte zahirden hakikate geçen, kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyre eshabı, bütün kulubu münever aktabı, yani kalplerin ustası, aktaplar, akılların ustası, alimler, ruhların ustası, peygamberler, enelerin ustası, Cenab-ı Hak, patron, kainatın patronu sahibi yani. Çok elhamdülillah ya. Bütün ukul-u nuraninin erbabı, şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mucizat izhar ettiğini mütefikan haber veriyorlar. Ve mükerrem pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Peki yapmayınca ne olur? Onu inkar edenleri tasdik olur. Yapmasa aşağı. Onu inkar eden Allah düşmanları yok mu? Allah düşmanlarını tasdik etmiş olur. Haşa. Ya. Hulf-u vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihette celali kutsiyetine yakışamaz. Hulf-u vaat, vaadinde durmamak ya aftan veya acizden gelir. Halbuki küfür cinayet-i mutlakadır. Afa kabir değil. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Burada kesiyorum. Çay getirebiliriz. Ha, çay yok ha. Değil mi? Tam çok. Maalesef korona çayınıza vurdu. Hazreti korona. Korona hiç sevmeyeyim. Düşman olmayın. Çayımıza vesile oldu diye. Yani korona gafletten ikaz ediyor. Çok şükür. Çok şükür. Gafletten ikaz ediyor. Nefes alman ne? Maskelerden değil mi? Çok şükür. Burada kesiyorum. Vâhır da vâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavat. Çok güzel. Peki ben derken neyi kastediyorsun Atla? Bir şey var bende. Ben ha. Bak benlik şimdi. Benlik var yani. Bak şimdi. Benim değil ama var. Var. Şimdi bak. Allah işte bu alıştık ya. Anne, annemizle doğduğumuz zaman benlik de yoktu değil mi? Var mıydı bir şey? Sıfır. Ben var mıydı? Ben olmayınca bana ait bir şey de yoktu. Böyle dünyaya çıktık. Ben de yok. İşte ona varmaya çalışıyoruz şimdi. Adem Safiyullah diye Kur'an'da nazar verilen bu. Yani anadan doğmak gibi. Şimdi doğduk anadan veya uyku. Uykuda benlik var. Hiçbir şey var mı? Bir belirleniş var mı? İşte ne o? Benim gömleğim. Sahip çıkan arkada. Benim atletim. Benim bedenim. Benim aklım. Benim aklım almıyor ya diyor. Kimin benim? Benim ruhum. Ha. Ben de ruh değilim. Zaten ruh da mahluk. Alettir. Ben olan ben. Hiç onu düşün. Ya ben o zaman ruha bile, ruhun arkasında olan ruha bile benim kitabım. Koy masaya. Benim karaciğerim, benim böbreğim, benim işte aklım, ruhum, kalbim. Hepsini aldım. Ben olan ben yok. İşte
o vücudu yok ki Adnan. Onu tanımlayalım. Vücutsuz vücut. Cennette nasıl anlayacağız onu? Ya bilmiyorum. Yani ben vücudu yok yani. Şu anda benim gömleğim, bana ait mi? Bak gidiyorum bir daha. Atlet, benim atletim, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum. O ben diyen benim ama vücudu yok. Her şeye sahip çıkan o, kendisi bir vücudu yok. Nedir o? Haşa ne vaciptir, ne mahluktur. Berza. İşte zaten vücut rengini versen, gene mahluk olur. Üstad diyor ki, vücut rengini verme. Vücudu yok. Yok da değil. Yokluk da değil. Peki neye benziyor? Aynadaki güneş. Güneş midir? Hayır. Ayna mıdır? Hayır. Nedir? Ne aydır ne gayr. Ne vardır ne yoktur. Yani ne vaciptir haşa. Ne mahluktur. Berza. Vücudu var mı? Yok. Yok varlığıyız biz. Neymişiz? Yok varlık. Ben oyum. Oraya pergelini koydun mu? Şu bedenmiş. Canım sıkıldı. Mal geldi. Aa vefat etti. Korona oldu. Öyle bir şey yok bu. Sen yok. Niye buna vücut? Buna ben niye diyorsun ki? Bu biraz önce derste şeydi. Binaydı. Bina değil mi beden? E bedenin duvarı yıkılmaz mı bazen? E su kesildi. Bazen elektrik kesildi. Öyle yani. E sen pencerecisin. Bozuldu, hava alamadım. O korona işte akciğer. Yani buna ben niye diyorsun da azapçılığı? Niye yükleniyorsun? Ne yaparsa yapsa sahibi yahu. Yani peki o ben nasıl bir şey? Daha garibi var biliyor musun atların arkası? Bu benim. Benim vücudu var mı dedik, oraya duralım. O benim ruhum. Yok. E nedir o? Yok ki vücudu. Hiçlik mi? Yok. Varlık mı? Yok. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Adem'in de vücut. Adem'in de vücut, vücudun da Adem var. Bir de nedir biliyor musun? O yok mu? Oraya pergeli koyar mısın? Olmayana. O mu? Daha cevap bir gidelim. Madem geldin buraya, bu manaya geldin. Yokuz tamam mı abi? Şimdi orada hani diyorlar ya, Allah'ı niye görmüyoruz? Kendisini sanki görmüş de görülmesi gerekeni istiyor. Allah gözükmez mi? Gözükmez olur mu? Sen görmüyorsun, ben görmüyorum. Latife-i Rabbani'nin vazifesi budur, görüyor. Ama görmeyi göze indirgedik, görmeyi gözden başka anlamadığımızdan dolayı Allah gözükmez zannediyor. O kulakla görmek ayrıdır, burunla görmek ayrı, dille görmek ayrı, gözle görmek ayrı. Her şeyi göze indirgedik. Latife-i Rabbani'de Allah nasıl görüyor? Namazda mesela veya bir derste. Böyle tatlı bir hal olmuyor mu? Böyle keyif vermiyor mu böyle? O ne demek? Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğü için hazır olduğundan Allah bizde huzur oluyor. Bizdeki huzur Allah'ın hazır olduğunu. Niye huzur oluyor? Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Ama maalesef cehalet görmeyi buna indirgemiş. Oysa Allah'ı görüyor. Mesela güzel bir ses. Aa, görmüyor musun? Görüyorsun. Ama gözle indirme sesi. Güzel bir mana. Kim görüyor? Tefekkür. Güzel bir aşk. Güzel bir muhabbet. Sevgi. Sevgi göz değil midir? Annelerdeki şefkat göz değil midir? Ha şimdi bir yere indireceğim. Bu kadar niye anlatıyorum? Şimdi o ben olan ben. Onu biz gör, o biziz işte. Onu gördüğün anda Allah'ı görüyorsun zaten. Hani men arefe nefse fekad arefe rabbe sirr. Şimdi sanki kendisini görmüş. Aynada bu ben zannediyor. Allah niye görmüyor? Sanki kendisini görmüş. Ha. Şimdi bu cevabı verdikten sonra şimdi daha o ben miyim Ömer? O ben olan benim. Vücudu yok. Oraya Allah şualar 9. Allah taayyun ve teşahhus ediyor. Olmayan yere. Allah taayyun ediyor. Sığmadım kainata ben diyor. Beni seven müminin kalbine sığdım derken o. Kalbin gözü, Süveyden kalbin öte orası. Allah o vücutsuz vücudumuza taayyum ve teşahhus ediyor. Lugatı yok bunun. Taayyum. Allah taayyun ediyor. Tamam. Allah
tahayyül edince o olmayan bene elini koy. O olmayan ben mi? Ha, ben. Ben de Allah taayyum ve teşahhus edince bendeki o. Bendeki o. Ha, bu nasıl anlarız? İman. İman nedir? İçerisi, içeriği Allah. Onun için kendinizden daha değerli ne var? İman. Bunun peşine koşarsan kendinden daha değerli bir şeyin peşine koştuğun için ona göre değer alıyorsun. Ondan dolayı dünyevi hadiseler basamak olup çıkıyorsun. Sıkılmanın sebebi kendinden daha değersiz şeylere koştuğumuz için sıkılıyoruz. Mesela 58 yaşındayım. Elhamdülillah epey geçmiş. Ona koştuğum için mal memnunum. İyi ki geçmiş. Tamam elhamdülillah diyeyim. Kitap okuduğum zaman. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Bene koydun mu abi? Bene koy. Ben de olmayan bene Allah taayyum ve teşahhus etti. Ben de taayyum ve teşahhus etmişe diyorum ki ondaki onda o bende. Bendeki o. Tamam. Bir de başka bir tarafı var. Onda ben nasılım? Bendeki o burada. Ondaki ben. Yani ben Allah'a bir derece hissediyoruz. Herkes bir Rabbi var. Ama Allah'ça ben nasılım acaba? Allah'ın haşa dünyası diyoruz ya. Ne yapalım beşeriz? Allah'ça Allah'ın dünyası. Ben sen nasılsın? Bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz de. Sen hakkıyla, seni hakkıyla bilemedim diyen peygamber değil mi? Yani ondaki bene bilmiyoruz. Peki ne demiş Cenab-ı Hak? Olmayan ben var diye bene, bene. Allah taayyum ve teşahhus ettiğine ona ne denilir? Sırrı insani. İşte Cenab-ı Hak o sırrı insan için diyor ki, işareteceğiz sonunda. Melekler diyor ki, ya Rabbi kan dökecek. Fitne yapacak, mahlukatı mı yaratacaksın, bizi kastetmiş. O Allah da dedi ki, o ene'deki sır insanı, insandan ben öyle bir gaye takip ediyorum ki, o gayeye göre fitnesini, kan dökmesini nazara almam. Ama melekler bilmiyor. Melekler biliyor musun, kalbi bile seyredemez. Çünkü nazargâh ilahidir. Değil şeytan. Ha. İşte insan Allah'ın sırrıdır. Diyor ki Cenab-ı Hak hadis-i kutsinde, insan benim sırrımdır, ben de insanım. Sence Allah nasıl sır değil mi senin? Biz de öyleyiz orada. Yani insan muhatap ilahi olmuş. Daha bir şey yok ki muhatap ilahi. Yani zannediyor musun ki bu konuşmaları dünyada yapıyoruz? Şu an dünya mı zannediyorsunuz? Şu an. Muhatabetten kaynaklı. Evet. Şu anda perdenin kalkmadığını, nerede ne konuştuğumuzu bilmiyoruz ki. Dünya birbirine sarılı gül goncası gibi değil mi? Birbirine sarılı. Bizim dünya, bizim dünya. Peki, böyle. El Fatiha. Abi Ramazan Bal derse gelemedim diyor da o da rüyasında kız kardeşini görmüş. Rüyada sormuş ona. Anında çok ölüm anında çok yandım. Anım yandı mı demiş. Yani canım yandı mı demiş. Dedim yok. Uykudaydım. Sadece uyandım demiş. Yandın mı demiş. İşte beni anlattın. Canın yandı mı? Canın yandı mı? Ölüm anı. İşte biraz derste anlattığım şey. Canın yandı mı demiş. Yok demiş. Uykudaydım. Uyandım. Buradayım demiş. Sadece uyanmış. Cennete gitmiş yani. Soruya da sormamış. Soru sormamış tabii de. Direkt geçmiş. Evet. Soru sorulmamış.
Niçin? Şehit ya. Ölene soru sorulur. Terhis olana soru sorulmaz. O bizzat kocası, eşi. Peki, kapatın hepsini. Efendim, soru mu var? Ben okuyayım, dur. Hangisini okuyayım? Ben olan benim farkına varmış bir kişi ruhunda arkasında fark etmiş. Ben olan beni ruhu alınırken alınırken ruhunun alındığından haberi olur mu? Bedeninde yaşayanın haberi olmaz. Ruhunda yaşayanın haberi olmaz. En iyi fark eden kişi ruhunda arkasında olduğuna göre ruhunu rahatlıkla vermenin bilincinde de olur mu? Ben olan ben rahatlıkla teslim eder mi? Ben olan benim zaten vücudu yok ki. Sonra kapatırız. Vücudu yok ki versin. Bir şey vermesi için onda olması lazım. Ben yok ya, ben yokum ki elimde bir şey olsun. Ama böyle bir şey. Ama yine alim-i şehadette evet arkadaşlar biz varız. Hadi kapatalım.